sana geldikten sonra benim için köyde ne arkadaş mı ne de akrabam. Sence ne biliyorsun? İffet. Ay, çok merak ettim seni be yavrum. Bir problem yok, her şey yolunda değil mi? Yok halacığım, merak etme. Her şey yolunda. Hala. Biliyor musun, yarın düğün hazırlıklarına başlıyoruz. Ay canım kızım benim. Ay çok sevindim evladım benim. Ali İhsan Sayım Hanım yarın işe başlasın. Sonuçta her şey kötü gidiyor dedi. Ah be kızım. Benim de burnum da tütüyor işim. 40 yıllık evim ne de olsa. Burada günlerdir sudan çıkmış balık gibiydim doğrusu. Ama yarın avukatla bir görüşeyim. Sonra başlarım. Davaya da ne kaldı şunun şurasında. Allah'ın izniyle bir çıksa. Her gün dua ediyorum ama. Ben de dua ediyorum kızım. Çıkacak inşallah. Baban düğününde yanında olacak inşallah. İnşallah halacığım. Allah vere de sağlığı yerinde olsa. Gidip kaç gündür göremiyoruz da. Aklım da hep onda doğrusu. Benim de aklım hep onda. Sen herhalde daha. Sabah erkenden tependeyim demedim mi ben? Düğün hazırlıkları vardı hani, çıkacaktık. Unuttun galiba. Zaten sabahın bir köründe babam da beni sıcacık yatağımdan kaldırdı. Hadi kalk. Bana uyku yoksa sana da yok. Hadi bakalım, hadi hadi. Tamam tamam, kalkıyorum. Kahvaltı hazır değil mi çocuklar sizin? Hiç zahmet etme Sayın teyzeciğim. Biz dışarıda bir şeyler atıştırırız. Sen hala duruyor musun? Hadi hadi kalkın. Tamam. Önce soktum. Geliyorum hemen. İyi bak, bekliyorum. Ay kahvaltı etmeden aç bir ilaç gidiyorsunuz. Oldu mu şimdi? Abla, öyle straflı ezdeki al ya, tamam mı? Sana çok yakışır. Aa, bak bu da bizimle gelsin. Çok iyi biliyor bu işleri. Sen bir tane kırık nohut getir, ben göstereceğim o zaman sana straflı ezdi.
Hala, avukatla konuşunca haber ver olur mu? Merak ediyorum. Tamam kızım, merak etme sen. Sen şimdi git güzel güzel gelinliğini seç. Hiçbir şey takma kafana. Hadi güle güle kızım. İffet nerede? İçeride gelinlik deniyor baba. Nerede olacak? Ukala dümbeliği senin. Nasıl olmuş Nil? Çok güzel olmuş. Ay İhsan. Ama senin görmemen lazımdı. Ay uğursuzluk getirecek deme sakın. Hoş geldiniz Ali İhsan Bey. Hoş bulduk Melda Hanım. Ben defalarca söyledim bu gelinliğin olmayacağını. Bizim Milano'dan getirdiğimiz çok eski... Melda Hanım, izin verir misiniz? Çok güzel olmuşsun. Bu gelinlik sana çok yakışmış. Biz bunu alıyoruz. Lütfen faturayı şirkete yollayın. Tabii, nasıl isterseniz. Söylüyordu da inanmamıştım. Hizmetçiyle evlenirsen böyle olur tabii. Hayır, koskoca Ali İhsan Emiroğlu'na bak. Bir de görgüsüz kızın seçtiği gelinliğe bak. Çıkar kızım faturaları. İşkenceye daha fazla katlanamayacağım. Ay düğününüze de gidin kendiniz bakın canım. Hem ben atölyeme deneyim, biraz çalışayım. Tamam canım, hadi git çalış bakalım sen. Bay bay. Nil. Bakıyorum da ayrılamıyorsun benden. Bak, bana söz verdin. Hiçbir şey kullanmayacaksın değil mi? Ben sana söz verdim. Tutacağım, merak etme. Vallahi tutacağım. Nasıl buldun burayı? Burası o kadar büyük ki bütün mahalleyi çağırsam da olmaz. E o zaman biz de bir sürü davetli çağırırız. Ne olacak? Ama benim çağırmam gereken iki kişi var. Tamam mı? Tutalım mı? Ben çok beğendim ama. O zaman. Tamam, tutuyoruz. Emre Bey tarih konusunda sizden temasa geçecek. Peki efendim. Ben bugün bütün gün boşum. Ne yapalım? Nereye götüreyim seni? Yemeğe gidebiliriz. Ama ben ısmarlayacağım. Peki. Peki ne yiyeceğiz? Söyle diyecek misin? Sürpriz. Halam, avukatla konuşunca ararım demişti. Halam ne olur iyi bir şey söylesin. Alo halam. İffet, kızım. Hala konuştun mu avukatla, ne dedi? Vallahi kızım, avukatın dediğine göre baban uzun ceza almazmış kızım. Gerçekten mi?
Kızım vallahi avukat öyle dedi. Hala bir aksilik olmaz değil mi? Ay işte, ağzından yer alsın evladım, Allah korusun. Sen neredesin halacığım? Eve geldim. İşbaşı yapacağım. Halam malikaneye gitmiş. Çok sevindim. Akşam bir kahvesini içeriz artık. Halacığım akşam kahveni içmeye geleceğiz oraya. Hiç havalara girme bakayım kızım. Bu yaştan sonra yeğenime kahve falan yapamam. Gelir kendin yaparsın kahveni. Ali İhsan Bey ayrı tabii. Ona her zaman iltimasım vardır. Hadi kızım ben eve giriyorum şimdi. Görüşürüz. Tamam halacığım, görüşürüz. Ne kadar güzel bir yer burası. Ben çok severim burayı. Geçen geceden sonra şöyle güzel bir balık yiyelim istedim. Bir şey mi oldu? Kaptan, bana bir balıkla bira. Ben düğünü yapacağımız yeri çok beğendim. Gelinliğim de çok güzel. Güzel olan gelinlik değil. Güzel olan sensin. Yaşındayken. Bu da ben. Niye gülüyorsun söylesene? Ne var ki bak? Ben de yakışıklıyım işte, ne olmuş? Bu kim? Ha, bu Erhan. Erhan o kadar çalışkandı ki onun hep başarılı olacağını hayal etmiştik. Ama olmadı işte. Erhan hep beni şaşırtmıştır. Efendim Emre. Patron, çok önemli haberlerim var. Ömer'le ilgili. Öyle mi? Bir saniye bekler misin? Pardon, Emre arıyordu. Efendim Emre. Seni dinliyorum. Sabah seninle bu Ömer hakkında konuştuktan sonra... Senden izin almadan bir araştırma yaptım. Banka hesaplarını falan incelettirdim. Sonuç? Sonuç... Bu adam düzenli olarak Beril Eren adına bir hesaba para gönderiyor. Bana bu kadının kim olduğunu hemen bul. Bir de yurt dışı bağlantıları ile ilgili emniyetten bir arkadaşımdan haber bekliyorum. Oo, İffet Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ah be abi. Ah be abi. Hala mı albüm numarası? Ya bir insanın flört taktikleri üniversiteden beri hiç mi değişmez? İffet, hazır yeri gelmişken... ...ben... ...senden özür dilemek istiyorum. Biliyorum. Sana çok haksızlık yaptım, canını sıktım. Şimdi sen bana inanmayacaksın.
Ben seninle barışmak istiyorum. Bir şans var bana, ha? Lütfen, bak. İyi bir insan olmaya çalışıyorum. Yani en azından bu yolda adımlarım var. Senden de yardım istiyorum. Hadi ama yap bir büyüklük. Barıştık mı? Bilmiyorum ben. Ha, barıştık. Barıştık. Peki tamam. Tamam. Barıştığımıza göre o zaman Ali İhsan Emiroğlu dedikodusu yapabiliriz. Ya kızım sen deli misin? Ha? Niye dünyanın en ters adamıyla evleniyorsun? Yazık değil mi sana ha? Ya ben de abimle ilgili neler var da anlatırım bir ara. Ha ama bak söz vereceksin. Evlenmekten vazgeçmek yok. Tamam ha? Tamam. Merhaba Erhan. Ah abicim. Şimdi ben seni övüyordum. Neyse. İzninizle ben gideyim artık. Gelin hanım. Nereye gidiyorsun? Önemli bir işim var abi. Neymiş bu önemli iş bakalım? Belki bir gün anlatırım. Şimdiden merak ettim doğrusu. Akşam kaçta geliyorsun? Bilmiyorum. Beni beklemeyin. Erhan Bey benden özür diledi. Dedim ya, bu çocuk beni hep şaşırtmıştır. Aslında çok duygusal birisidir. Bazen Nil'le onları o kadar birbirine benzetiyorum ki. Yani hal, tavır, hayatta dalga geçişleri çok birbirine benziyor. Feyyaz nerede? Feyyaz işe çıktı, gelir birazdan. Ben bize bir çay koyayım ha. Ne oldu? Bugün gelinliğimi seçtik. Düğün için yer baktık. Kocaman bir balo salonu kiraladı Ali İhsan. Bir görsen. O kadar mutluydu ki. Ben de onun mutluluğunu bozmamaya çalıştım. Ya adam seni çok seviyor. Biliyorum. Ona böyle iki yüzlü davranmak çok canımı acıtıyor. Sen değil. Ben geldim karıcığım. Feyyaz bilmesin ne olur. Hoş geldin canım. Aa İffet. Nasılsın aşkım? İyiyim canım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ahmet amca nasıl? Bir haber var mı? Yarın mahkemesi var işte. Ama avukat güzel şeyler söylemiş. Ay şeytan kulağını kurşun. Yarın beraber gideriz. Tarihinizi aldınız mı? Sana ne? Ne bileyim.
de gelirim düğüne. Cemil Özdemir, sanıktan şikayetçi olmadığı yönünde ifade vermiştir. Ancak Türk Ceza Kanunu'nun 86-E maddesine göre sanığın bir yıl hapisle cezalandırılmasını, yine Türk Ceza Kanunu'nun 87-D maddesi gereğince cezasının bir kat arttırılmasını ve sanığın 2 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını talep ediyoruz. Karar. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi gereği sanığın daha önce sabıkasız olması, duruşmalardaki iyi hali ve pişmanlığını göz önüne alarak cezasının 1/6 oranında indirilmesine, 20 aylık cezasının sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve suçu işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık ve ihya dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği konusunda mahkemede bir kanaatın oluşması sebebiyle cezasının ertelenmesine karar verilmiştir. Ali İhsan, babamın cezası ertelendi, serbest kalacak. Çok sevindim. Senin sesin niye öyle geliyor? Bir şey mi oldu? Erhan trafik kazası geçirdi, şu anda komada. Ne? Hemen geliyorum. Ali İhsan. Ne olur kalkma. Var mı bir gelişme? Yok. Bekliyoruz. Ne olur böyle harap etme kendini. Çok gençti. Biliyorum ama iyi olacak. Ayağa kalkacak, bak göreceksin. Affedersiniz, rahatsız ediyorum ama şimdi pek yeri zamanı da değil. Ama söylemek zorundayım. Ali İhsan, ben hamileyim.